Merakım şudur, neden Timur Osmanlı İmparatorluğunu bu dönemde ortadan kaldırmadı? Neden sadece Ankara Savaşı sonrası geri çekildi? Hayır, İzmir'e kadar gitti. İzmir'e gidiyor, Eğirdir, her yer. İzmir Osmanlı Devleti'ni padişahı esir aldığı halde bunu neden yapmadı? İsteseydi Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde ilerleyip Osmanlı Devleti'ni kendi topraklarına katamaz mıydı? Neden böyle bir şey yapma gereği duymadı? Anlat. kendi topraklarına katıyor zaten. Anlat, Yani o anlat. dönemde Osmanlı'yı parçalıyor. Yani üç parçaya bölüyor. Rumeli'de Emir Süleyman. Bursa civarında Musa ve İsa Çelebiler zaman zaman değişiyor. Amasya civarında Mehmet Çelebi ve Anadolu'nun diğer beyliklerini canlandırıyor. Menteşesi, Aydın'ı, Germiyan'ı vesairesi. Ve bunların hepsi Timur'a bağlı. Ve şeydir mesela Timur öldükten sonra bile oğlu Şahruh zamanında Osmanlı hediyeler göndererek Timur'a itaat arz ediyorlar. Çünkü öyle bir yeniden çatışmaya girmek istemiyorlar. Yani şimdi Anadolu'nun tamamını kendi sınırları içine katması, asker bırakması demek. Timur'un Çin seferi var ondan sonra. Döndükten sonra Çin'e sefere çıkıyor. Ki Timur çok akıllı bir siyaset izlemiştir. Anadolu'yu paramparça etmiştir. Arkasında bir siyasi güç bırakmamıştır. Yani İstanbul'un fethine kadar Osmanlı bir daha kendine gelemiyor. Yani Fettet devri 1413'te bitiyor ama laf olarak. Yani ondan sonra da kargaşa ve kaos bitmiyor. Mesela iki defa Şahruh'un Anadolu ve Azerbaycan seferi var karakoyunlar üzerine Timur'un oğlunun. Yani Çelebi Mehmet ve 2. Murat hediyeler göndererek arayı iyi tutmuşlardır üzerimize gelmesin diye. Yani şey yok yani Timur çok akıllı bir siyasetçi. Mesela öyle bütün askerini buraya Anadolu'da kontrol altına almak için bırakacağına burayı bölüyor, parçalıyor, kendisine vergi verir hale getiriyor ve sonra sefere çıkıyor. Çin'e sefere çıkıyor, orada ölüyor. Yani ve şey var, mesela çok zor olmuştur Anadolu'nun toparlanması, öyle kolay bir şey değil. 11 yıl iç harp, ondan sonra diğer beyliklerle mücadele. Yani Timur'un dağıttığı Anadolu'yu Yavuz Sultan Selim zamanından toparlanmıştır. Yani o kaybettiğimiz toprakları Yavuz zamanından tamamını alabiliyoruz. Yani düşünün Yavuz ne zaman? 1515 Çaldıran, aradan kaç sene geçmiş? 100 küsür sene. Evet. Yani tam bir İngilizlerin siyaseti gibi. Ki yani çok büyük bir Fatih Timur. Ama Timur bir vali göndermemiştir buraya mesela. Hayır, vali göndermiyor ki. Buradaki beyliklere direkt itaat ediyorlar zaten. Direkt, Ayrı evet. bir vali. Yani şey yapmıyor mesela Moğollar Anadolu işgal ettikleri zaman Anadolu'ya garnizon gönderiyorlar. Bunun yanı sıra şey yapıyorlar. Burayı Timur Taşı vesaireyi vali gönderip direkt itaat altına alıyor. Öyle yapmıyor. Tabii çok geniş topraklara hükmediyor. Yani Anadolu'nun için uzak bir coğrafya asıl. Ana vatanına göre. Pendin Hanım, Sayın Bağdatçı'yı aldırmayın. Latin alfabesini öğrenen herkes farklı şeyler okuyor mu? Sayın Mustafa Hilal, efendim herkes Z ile yazılma S ile yazılır. Okuyor mu derken mu ayrı yazılır. Size sorum, ilginç kitap Hazal sözlüğünün şifresine vakıf oldunuz mu? Sözlüğü büyük harfle yazdınız, apostrof kesme koymanız lazım. Nün dedikten sonra vakıf oldunuz mu? Olduğunuz mu da muzunu ayrı yazmanız lazım. Demek ki Latin alfabesini herkes de öğrenemiyor. Kusura bakmayın ama... Sorusuna gelince o çok güzel bir romandır. Romandır ama. Romandır. Ben okumadım. Ya kitabı şöyle okuyabilirsiniz. Şöyle döndürüp böyle. Çünkü üç dine böler. Ve Bu kitap mı? Hazar'daki... Logo gibi oyuncak. Yani Şifreli kitap. şifreli kitap değil. Şu anlamda diyorum. Bazı mesela Kortazar gibi yazarlar vardır. Seksek diye mesela bir romanı vardır. 20. yüzyılın edebiyatında çok önemli bir kitap sayılır. Çünkü kitabı birden diyelim 100 bölüm varsa birden 100'e kronolojik olarak gidebilirsiniz. Ama onun belli bir okuma sistemi vardır. O okuma sisteminde 1, 42, 5, 16 vesaire gibi böyle karışık da okuyunca farklı bir roman haline dönüşür o. Çünkü farklı bir sekans oluşur. Bu Andrić'indi galiba Hazar sözlüğü emin değilim. O da şöyle Yahudi bölümü ya da işte Musevilik bölümü, İslamiyet bölümü ve Hristiyanlık bölümü hepsi de aslında benzer bir hikaye anlatıyor ama hepsi farklı bir bakış açısıyla ve kitabı Ha. yani o anlamda döndürüp okuyabiliyorsunuz. Yani hangisi hangisine önce başlıyor Şey de gibi öyle bir bir kitap durum vardı, yok. Ayşe Kuli'nin de. Ayşe'nin ters çevirileri okundu. Bir romanı vardır. Efendim Sayın Ferhat Uyar. Türk bayrağının Ebced'le hiç alakası yoktur. Yani Ebced
Milletin bu soruyu sormasını şey yapmayın. Epchat'te milletin kafasını karıştıran sizsiniz. Yok canım yani. Yani Epchat. Her bir ölçünün anlamı var diye biliyorum. Düzeltin diyorlar. Hiç öyle bir şey alakası yoktur. Timur Lenktürk müdür? Timur. Yani şimdi köken olarak Türk değildir. Ama yetiştiği kültür dairesinde bakılırsa Türktür. Çünkü Türkçe konuşulur ona göre. Yani ben etnik kökene bakmıyorum hiçbir zaman için insanlara. Yani etnik köken olarak bakmadığınız zaman Timur bir Türktür. Yani çünkü yaşadığı ve yaptığı işlere göre kültür dairesi en önemlisi bana göre odur. Yani bunu her zaman da örneğine veriyorum. İbrahim Müteferrika bir Macardır. Ama İbrahim Müteferrika bir Türk aydınıdır. Yani ya buraya Osmanlı hizmet etmiştir. Bizim topraklara matbaayı getirmiştir. Timur da aynı şekildedir. Ama şeyi söyleyelim buradan bağlantılı. Cengiz Türk değildir. Zaman tabii zaman canım. Cengiz'i Türk yaparlar. Milorad Pavic. Ha Pavic. Hı. Yani o şey değildir. Pavic. Efendim demin okuduğum ve biraz da ağır cevap verdiğim Gamze Hanım'dan bir şey. Programımızın süresinin az kaldığını düşünerek kızdı yazdım. Sorum şu, tarihçiler bir araştırma yaparken milliyetçi tutumla mı araştırma yapmak zorundadırlar? Efendim olur mu öyle şey? Belgeye göre yapılır araştırma. İdeolojiye göre tarih yazılır mı? O çöken Sovyetler'de kaldı. Belgeye göre yapılır. Şey şöyle. Ya da yayınlanan eserler hep milliyetçilik ve ulusal bilinci güçlendirmek üzere mi yazılır? O halde gerçek nasıl ortaya çıkacak? Sözde Ermeni soykırımı için başbakan tarihçilerin araştırması sonucunda kesinleşeceğini söyledi. Sorumu buna bağlı olarak düşünün lütfen. Umarım açık olmuştur. Oldu efendim. Efendim bu Ermeni soykırım iddiaları hiçbir zaman çözülmez. Siyasi bir problem. Siyasidir o problem. O tarihi bir problem değildir. Siyasidir çözülmez. Araştırma bir ideolojiye göre yapılmaz. Kaynağa göre yapılıp bilgi vermek maksadıyla yapılır. Dolayısıyla milliyetçi tutumla yazılacak, efendim komünist tutumla yazılacak, efendim faşist durumla yazılacak, ne bileyim feminist görüşle yazılacak, böyle şey olmaz. Ama bunun sebebi de bizim entellerimiz yine. Bizim entellerimiz evet yani. Tarih, bu milliyetçi tarih yaklaşımı, bu bilmem ne tarih yaklaşımı diye. Saçma sapan şeyler yapıyor. Böldüler biz, yani. Bizimkilerle alakası yok. Genel dünyada. Enteller sizinkiler mi? Ben anlamadım. Bizim enteller dediği için, entel kelimesinden haz etmediğim için bizimkiler diyorum. Genel bir trend yani 1960'lardan hatta 1950'lerden itibaren dünyada da böyle özellikle mikro tarihlere doğru bir temayül başladı. Ve insanlar mesela atıyorum bir tuz oranına göre bir tarih, bir işte atıyorum. Pardon bu hal. Yani bir kedilerin öldürülmesine dair bilmem ne Fransız bak, kültür tarihi okuyorum şu anda. Hiçbir zaman kültür seviyeniz buna yetmeyecek siz. Neye? Bunda da. Sonuç itibariyle ilgi gösteren onları okuyor. Hı. Bazıları çok kuru, bazıları hakikaten ben bile tahammül edemiyorum. Ama yani özellikle mesela bir konuya kafaya takıp da bunu derinlemesine araştıran tarihçiler bu belli bakış açılarını sergiliyorlar. Yani mesela atıyorum şu mücadeleci kadınlar diyelim. Burada ister istemez hani feministik bir dil oluşuyor. Ama bu demek değil ki. Nasıl feministik dil? Yani işte milli mücadeledeki kadın figürlerini anlatırken. Feminizmde ne adamlar var? Bu zavallı kadıncağızlar kahraman. Feminizm gibi şeyler uğraşmıyorlar yani. Feminizmle uğraşıyorlar demiyorum. Feministik bir dil diyorum. Dilden bahsediyorum. Niye olsun? Niye olmasın? Ama şimdi yani... dil dedi de aklıma geldi. Şimdi yeni bir moda. Geçenlerde sizin bir yazdığınız yazı vardı. Bir dergideki yazıyı tenkit ettiniz ya. Şimdi bizim millet şöyle bir şey var. İşte, sizin tarihçiliğinizin linguistiği nedir? Nesi? Linguistiği. Yani böyle konuşmalar başladı. İşte buna epistemik ve ontolojik açıdan nasıl yaklaşabiliriz? Epistemolojik. Yok işte diskurunuz nedir? Yani bir de böyle şey başlattılar. Yani böyle tarihçilikte bir kısım şeylerde, bir tarihçilikte ve özellikle bizde en kötüsü maalesef ilahiyatçılar başladı buna. Yani kardeşim adam gibi ifade edin kendinizi yani. Sizin tarihçiliğinizin bir dili var mıdır deyin. Yani ne demek linguistiniz nedir vesaire nedir? Yani daha böyle mı oluyor öyle olsun? Ama bunun sebebi de ne biliyor musunuz? Daha entel oluyorlar. Bunun da işte sebebi bu entellerden. Bizim entellerden, bizim muhafazakar kesime geçti Türkiye'deki.
Yani böyle ondan sonra abuk subuk bir dil ortaya çıktı. Yani bilim dili bilim de dil de değil. Yani bu ne, yani ontolojik açıdan yaklaş, bilmem ne açıdan yaklaş. Yok. Hayır, bazı şey kelimeler yap, mesela ontoloji oturmuştur diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Ama linguistik deyince hakikaten dil varken niye linguistik kullanıyor? Artistik oluyor. Daha artistik oluyor. Ama yani ontolojinin Türkçesi de çok çok şey, düşünce bilim mi ne şey bilim. Yani garip garip şey yani. Bazı şeyler oturmuş Allah aşkına, o kadar da. Vallahi ben şuna bakıyorum. Halil İnalcı böyle bir kelime kullanayım mı, kullanmıyor. İlber Hoca kullanıyor mu, kullanmıyor. İsmail Hakkı Uzunçarşı'da kullanayım mı, kullanmıyor. Ki bunlar dünya çapında isimler. Siz kullanıyor musunuz efendim? Ben de kullanmıyorum. Onlar kullanmayınca ben de kullanmıyorum. İlber yani, Hoca kullanmıyor bazı yani şeyler. Yok ya, İlber Hoca kalkıp hiçbir zaman için linguistik, epistemik, mepistemik demez yani. Linguistik demiyorum ama yani. 19 Mayıs'ın nesinden bahsettiğini söyler misiniz? İnsanlara saygısızlıktır. Samsun'a biz kadar çıkardık ya. 14 Aralık'tan falan mı bahsettik bu akşam 19 Mayıs'tan? Yani belki de son yarım saati izliyorlarsa. Yeni başlıyoruz belki televizyonda. Evet, son yarım saattir. Allah Allah. Yani Atatürk'ü Samsun'a çıkardık. Milli mücadeleyi yaptık biz. Son yarım saattir. Sayın Bülent Tek cevap efendim 50 kere gönderilen mesajlara prensip itibariyle cevap vermiyor. Yani mesaj çok geldi diye cevap vermek mecburiyetinde değilim. Hiçbirimiz değiliz. Evet, Gamze Hanım'a cevap verdik. Tarih, öyle milliyetçilik bilmem ne için yazılmaz ama feminizm için belki yazanlar vardır. Efendim, Ozan Erdemli, Fransa'da dövülerek öldürülen şehzade kimdir? Hiç öyle bir şey ben duymadım. Fransa'da dövülerek öldürülen şehzade. Klasik, eski dönemde yok. Son dönemde var böyle bir şey. Ama biliyorsunuz. O otel odasında öleni mi söylüyor? Hayır. Şimdi anladım ben ne olduğunu. Ne oldu? Dağılıp gittiniz. Hayır. Gerisini okuyorum. O şehzade Sultan Aziz'in torunlarından biriydi efendim. O kadarını söyleyeyim. Kitabınızda okudum diyorlar. Yani kitapta yaz... Hayır. Öyle bir, tamamen siyasidir. Dolayısıyla kitapta yazmadığım şeyi... Kusura bakmayın, programda söyleyemem müsaadenizle ama Sultan Aziz'in torunlarından biridir. Yaprak Hanım orada ağaç oldu. Efendim? Saat 3:30 oldu. Yaprak. Evet, şimdi burada benim özellikle merak konum olan, alaka duyduğum bir konu. Sayın Doğukan Bora Savaş... ilkokula 91'de başlamışlar. Kitap harfleriyle yazmayı öğrenmişler. Sonra el yazısıyla başlamak için Rusya'da eğitim alırken işte mecburen Kiril ve Latin harflerini el yazısı öğrenmişler. Bu sene Türkiye'ye yeni döndüğümde ilkokulu yeni başlayan kuzenimden gördüm. Bütün yazılar el yazısı diyor ilkokulda. Şimdi yeni döndü. Ben ve benden sonraki yaklaşık 10 senelik dönemde ilkokula başlayan neslin el yazısı yazamadığını dikkatinize sunarım. Sen el yazısı yazabiliyor musun? Biz gördük. Yazabiliyor musun? Kullanmıyorum ben. Yazamıyorsun. Yani şey yapmıyoruz. Ben mesela küçük harf yazamam, el yazısı yazamam. Ama şimdi şey yapalım. Şimdi efendim, Sayın Savaş, sadece bu 10 senelik nesil değil. 30 senelik nesil Türkiye'de el yazısı yazamaz. 2 senedir başladı. Şimdi bir dakika müsaade et. O şeylere ben baktım, o kitaplara. El yazısı değil onlar, bitişik harf o. El yazısı o değildir. Ve zannedersem el yazısı eğitimi, şeyler tabii hariç, ilkokul dışında kolejlerdeki, bazı özel okullardaki, mesela Alman okullarında gotik hala var mı bilmiyorum. Benim yaşıtlarım gotik yazarlardı, ders almışlar. Yok galiba artık. Şimdi yok galiba değil mi? Fakat o kolejler, özel yani yabancı okullar dışında ilkokullardaki el yazısı zannedersem 1968-69 mezunluğundan sonra bitmiştir. Ve ben bakıyorum hakikaten benden 5-6 yaş küçük arkadaşlar küçük harf, ayrı harfler yazıyorlar. Galiba el yazısını son okuyan nesil biziz. Biz Hokka'yla okutulurdu. Bizim zamanımızda bir tane ders vardı. Güzel yazma dersi, orada gösterilirdi el yazısı. Yani ama bizde mecburiydi yazmak. El yazısı yazmak mecburiydi bizde. Küçük harf yazamazdık. İmtihanda da yazamazdık. Ortaokulda, lisede de yazamazdık. Şimdi... Fakat yani şimdi ilkokullarda öğretilen
El yazısı değil, o bitişik yazı. El yazısı başka bir şeydir. Zaten millet yok. İnternet çağında telefon mesajları yazmakla meşgul. Evet, yani. Evet. Şey güzel oldu şimdi. Başlangıçta birinci sınıfta öğrenen çocuklar... Sayın Aydın ve Aykan Balcı. Haklısınız efendim. O şekilde cevap vereyim. Haklısınız. Orhan Gazi, Orhan Teodora ile evlendiği yazmakta diyor. Evet. Efendim? Bizans iki tane bir Asparça hatunu alıyor, bir Teodora'yı alıyor. Evet. Yani iki tane Bizans imparatorunun kızıyla evleniyor. Dolayısıyla Sayın Atilla Kobazi'nin sorusunun cevabını verdik. Birisinden İbrahim isimli oğlu oluyor, birisinden Halil isimli oğlu oluyor. Daha sonra bunlar 1. Murat tarafından öldürülüyor. Evet. Hatta biraz daha teferruat edelim. Şehzade Halil'i de Foça korsanları kaçırıyor. Ne yapıyorlar? Foça korsanları kaçırıyorlar. Hmm. 1357'de 59'da kurtuluyor. 2 sene esir düşüyor. Evet. Ben size final sorusunu sorayım, bitirelim. 19 Mayıs'la ilgili final sorusunu. Vahdettin hain miydi? Vahdettin? Hain miydi? Yani Şah Baba'yı yazan birisi olarak. Çünkü buradaki en önemli kilit odur, biliyorsunuz. Yani Vahdettin hain miydi? Yoksa iddia edildiği gibi Atatürk Anadolu'yu göndererek milli mücadeleyi başlatan... Sen Şah Baba'nın yazarını yazar olarak mı soruyorsun? Yazar bana? Olarak. Ya hayır, Şah bu konuyu en iyi bilen kişi olarak. O zaman Şah Baba'yı oku. Orada biliyoruz. 700 sayfa yazdım, aç oku. Yani ben cevabınızı da biliyorum. Da yani burada buna bir cevap verin. Benim asıl size bir sorum var. Bu hafta Pelin Hanım'la çok iyiydiniz. Niye? Ya biz niye? Yine roman moman kavga çıkıyordu. Yani. Geçen haftaki şeyiniz gazetelere çıktı. Gazetedekiler de enteresan demediğimiz bir... Kesmişler bir de cümleyi. Kesmiş. Kesmenin ötesinde orada çok çirkin bir şey yapıldı. Çünkü direkt böyle hedef gösterme durumu oldu. Çok çok ayıp ettiklerini düşünüyorum. Hayır. Çünkü orada biz mesela siz demin de dediğiniz gibi soykırım meselesini konuşmadım gibi bir şey söylemiştim. Ondan sonra yani siz demin dediniz ya mesela soykırım konuşulmaz. Soykırım var ya da yok demek değil bu. İlla da... Nasıl konuşulmaz? Anlamadım. Ya ben Ermenistan'a gittiğimde... Hayır, hayır, o tartışma çözülmez dedim ben. Hayır. Ama şu cümleyle söylediniz. Dediniz ki soykırım çözülmez. Ama bunu derken sizi, Murat Bardakçı soykırım olduğunu iddia etti tarzında bir şey söylediler gibi oldu bana. Çünkü ben soykırımı konuşmadık dedim orada. Anladınız mı? Yok, orada sizin diliniz bir suçlu, Ermeni soykırımı dediniz. Murat Bey, Ermeni soykırımı iddiaları diyoruz biz ona dedi. Ermeni soykırımını konuşmadık dedim. Hmm. Ama bu soykırım var yok vesaire anlamında değil. Yani soykırım cümlesine takılmak değil. Konuşmadık, ona girmeyelim tekrar. Konuşmadık, başka şeyler konuştuk. İleriye dönük şeyler biliyorum. Yapmayı çalışıyoruz. Anadolu'yu elektrik ışıksız bırakmak, barajı önleme... Abi en güzeli şu, Erhan Afyoncu Pelin Batı'yı baş psikopos dedi diyor. Ya öyle demedik. Pelin Batı baş psikopos diyaloğu dedik. Diyaloğu yemişler. Pelin Batı baş psikopos olmuş ondan sonra. O şekilde çıkmış. Yani en güzel de şuydu yani. Tabii şey var yani bu Ermenistan'da siz kahramansınız, bir sayeniz onu biliyoruz da. Aslında şey yapmak lazım. Ya bu saatte bak saat 3.40 oldu. Hiç ağzımı açtırmayayım. Yine yani kabaracağım. Ne dedik ki? Ne var ki bunda? Hayır, bir şey yok ama saat 3.40'da bana atılan küçük pasları gole çevirmeyeceğim şu anda.